Merhaba arkadaşlar bugün tam da mevsimindeyken harika bir kabak tatlısı hazırlıyoruz. Benim sürekli yaptığım tariflerden bir tanesidir. Sizlere de kesinlikle denemenizi öneririm. Görmüş olduğunuz bu kabaklar turuncu renkte arkadaşlar ve tatlı kabak. Görmüş olduğunuz bu yeşil kısımlarını ister bıçakla veya bir soyacakla alabilirsiniz. Bıçakla alırsanız eğer elinizde kesme ihtimali olduğu için bu şekilde bir soyacak kadar hızlı bir şekilde soyabilirsiniz. Ama mutlaka bu yeşil kısımlarını alın arkadaşlar. Bal kabağı tatlısı yaparken mutlaka arkadaşlar biraz kalın olması gerekiyor kabağınızın. Tabi tercih sizindir arkadaşlar ince de olabilir. Ama ben genelde bu şekilde kalın ve turuncu olan kabakları tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. 2 dilim kabak benim fırın tepsime yeterli geliyor arkadaşlar. Yeteri kadar soydum. Diğer kalan dilimi de aynı şekilde soyuyorum. Çok pratik ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde de bu kabak tatlısını denemenizi öneririm. Ben bugün fırında yapacağım. Genelde de fırında hazırlıyorum arkadaşlar. Daha pratik oluyor. Tekrar kabaklarımı yıkıyorum ve 2 parmak 3 parmak genişliğinde kabaklarımı dilimliyorum. Siz porsiyonu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama bu şekilde kalın kabakları 2 veya 3 parmak genişliğinde dilimlemenizi size öneririm. Bu şekilde dilimliyorum arkadaşlar. Ben bu tarifte 1 kilodan biraz fazla bal kabağı kullandım. Tabi sizin kullanacağınız tepsiye göre ve kabağın cinsine göre değişebilir. Hızlı bir şekilde bütün kabakları aynı şekilde dilimliyorum. Tekrar sudan geçirmenize gerek yok. dilimine önce getirmiştik zaten. Genişliklerini görüyorsunuz. Bunlar da uç kısımları. Rengi harika. Yapımı oldukça pratik oluyor arkadaşlar. Fırın tepsimin tabanına dinlemiş olduğum kabakları tek sıra halinde diziyorum. Bu tarifi isterseniz tencerede hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde videom kanalında mevcut arkadaşlar. Çok pratik, lezzetli ve portakal kabuklu tarçınlı harika bir kabak tatlısı hazırlıyoruz. Kabak tatlısı arkadaşlar tahinle harika oluyor. Tamamını yerleştirdim. Üzerine 2,5 su bardağı toz şekeri serpiştiriyorum. Ve toz şeker bütün kabakların üzerine mutlaka gelmeli. Bence 2,5 su bardağı toz şeker tam kıvamında. Eğer daha tatlı seviyorsanız bir bardak arttırabilirsiniz veya daha az tatlı seviyorsanız da bir bardak da azaltabilirsiniz arkadaşlar tamamını üzerine döküyorum toz şekerin. Asla su dökmeden streçle üzerini kapatıyoruz arkadaşlar. Kabak kendi suyunu şeker sayesinde salıyor zaten. Streçle hava almayacak şekilde her tarafını kapatalım. Eğer zamanınız varsa kabakları bir gece buzdolabında dinlendirin. Zamanınız yoksa da en az 3-4 saat oda ısısında dinlendikten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında tatlımı dinlendirdim arkadaşlar. Hiç su eklemeden kendi suyunda olması daha lezzet katıyor arkadaşlar lezzetine. Artık buzdolabında beklemeye gidebilir. Tatlım yeteri kadar dinlenmesi için buzdolabına gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi kendi suyunu bıraktı arkadaşlar. Ben asla içerisine su eklemedim ve kendi suyunu pişecek zaten ben tarifimde portakal kabuğu kullanıyorum sadece iki dilimini alacağım arkadaşlar portakalın kullanmış olduğum portakal ince kabuklu kabuklarını çıkartalım ve ince ince dilimleyelim Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı fikirlerinizi yazmayı unutmayın ve siz kabak tatlısını nasıl hazırlıyorsunuz lütfen onun da yorumlarda belirtin ince ince portakal kabuğunu dilimliyoruz portakal kabuğu arkadaşlar acılık vermiyor kesinlikle çünkü kabağın kendi suyuna koyacağız ve suyla beraber kabak tatlısı iyi bir şekilde pişecek portakal kabuğu yerine isterseniz bir dilim limon kabuğu da kullanabilirsiniz veya kabak tatlısını sade de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar Portakal kabuklarını üzerine değil de kabakların suyunun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Üzerine gelirse acısı kabağın içerisine alır kendini. 2 dilim yeterli oluyor arkadaşlar. Fazla kullanmanıza gerek yok. Çok pratik ve lezzetli arkadaşlar. Bu tatlıyı hazırlamak inanın 5 dakikanızı almıyor ve 5 dakika içerisinde hazırlayıp ertesi gün hemen pişirebilirsiniz kenardaki suları kaşıkla alıyorum ve üzerlerine döküyorum arkadaşlar üzerinde erimeyen şekerler de var bu şekilde eriyorlar hem de üzeri kuru kalmıyor bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar daha iyi bir şekilde kabağınız lezzetleniyor İnanın bu tarifi deneyenler kabak yediklerine inanmıyor arkadaşlar çünkü biliyorsunuz kabağın farklı bir aroması ve tadı var bu tarifle Herkes kabak tatlısına bayılıyor. 2 tane ince çubuk tarçını da kırarak altına yerleştiriyorum. Bir tane yağlı kağıdı ıslatıyorum ki her tarafını iyi bir şekilde kapatsın ve yanmasın hemen. Kabak tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 1 saat 15 dakika kadar pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi iyi bir şekilde pişti ve harika gözüküyor arkadaşlar artık servisine geçebiliriz. Resmen arkadaşlar lokum gibi oluyor. inanın bu tatlıyı çok seveceksiniz. Servis tabağın içerisine alıyorum. Yakından göstermek istiyorum arkadaşlarım size. Çok lezzetli oldu. Spatula'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Kabak tatlısı öyle bir şekilde pişti ki hemen kendini bırakıyor. Çatal değdiği anda da anında dağılıyor arkadaşlar. Sizler de bu harika tatlıyı denemenizi öneririm arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz. Ben üzerine tahin döküyorum arkadaşlar. Tahin oldukça yakışıyor. Ve cevizle süslüyorum. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Kıvamı da harika oluyor. Hiçbir şekilde kabak yediğinizi anlamıyorsunuz kabak sevmeyenler bile bu tariften sonra kabak tatlısına bayılacak arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz harika oldu tabi bu tatlının en önemli püf noktası turuncu kabak seçmeniz ve kalın bir kabak olması arkadaşlar tatlı kabak olması kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar lokum gibi pişti ve sert kalmıyor kesinlikle tahin ve cevizde de harika oluyor Tarifimin sonuna geldim. Denileceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.